Merhaba arkadaşlar. Bugün Şükrü ile birlikte hangar inşaatına devam ediyoruz. Şükrü hoş geldin. Hoş buldum abi, iyi yayınlar. Hadi bakalım o zaman işimiz neymiş bugünkü bir gözden geçirelim. Bugün beşik çatı inşaatımız var. Zaten hangarın son aşaması bu. Burada epey bir görev var. Ben şimdi tek tek saymayacağım. İlk aşamada yapacak olduğumuzdan başlayalım. Malzeme teslimatımız varmış bir. Bir de çelik bileşen teslimatımız varmış. Çelik bileşenleri diyor. Nereden alacağız? Aşağıdan çelik tüccarından alacağız. Dönüşte de şehrin içindeki şeye uğrarız. İnşaat malzemesi satıcısına. Malzemeleri yükleriz. Getiririz o zaman Şükrü. Ne diyelim? Sen o zaman şeye atla Şükrü. Ufak mobil vincimize atla. Ben de tıra atlayayım. Beraber gidelim çelik tüccarına konvoy halinde. Senin şey Tamam. orada. Şurada. Heh, tamam. O büyük sanın arkasında. Ben de tıra atlayayım. Beraber gidelim, yükleyelim, getirelim bakalım malzemeleri. Ondan sonra bugün vinç işi çoğunlukla zaten. Bir malzeme teslimatımız var, bir de vinç işimiz var. Yola koyulalım bakalım. Sen direkt yola çık oradan. Önden sen geç, seni görelim. Şükrü bazen de işte böyle ufak vinçlerle çalışıyor. Her zaman büyük liberimde liberim olmuyor. Evet. Bazen küçük, bazen büyük. İşin Nereye boyutuna gideceğiz göre. abi? Sağ sol. Yani işaret Sağ tamam mı? sağ. Ben sana söyleyeceğim. Sağdan devam. Zaten yokuş aşağı inene kadar bayağı bir yolumuz var. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Bugün Şükrü ile hangarı bitiriyoruz. Ondan sonra son iki kontratımız var. Amerika haritasındaki hikayelerin bitmesine. Ondan sonra Ondan sonra anlıyoruz. Vereli'ni stadyum. Aynen. Çok büyük işlere giriyoruz. Merakla beklediğimiz en son çıkan DLC stadyum. En son çıkan şey DLC. Görev DLC. Abi dönmüyor. Gördüm seni. Acı acı fren bastı ama fayda etmedi. Aynen. Burada aynı daha büyük vinçti sanırım. Eren'in de bir vukuatı oldu aynı yerde. Aynı kazayı yaptı o da. Dönmüyor abi ya. Tehlikeli yollar buralar. Retarder de yok. Retarder olsaydı Evet. belki biner bize. Buraya Bak 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 bak. bak bak Bak. bak 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 Araba oo. kayıyor. Benim şey Tamam. gibi kayıyor aynen bu ben geçen kullandığım Dorse gibi. Ne yöne basarsak basayım, Kayıp döndürürsen gidiyor. döndüreyim şey yapmıyor. Çok yavaşlayıp gireceğim belki şeye. 50'yi geçmeyelim, güzel iyisi Göreceğim. ya. Araç ufak olunca. Düz devam ediyoruz Şükrü hiçbir yere sapmadan. Tamam. Galiba ışıklar. Bu ışık, yani ışıklardan karşıya geçeceğiz. Burada. Devam.
Yolun sonundan sağa yapıyoruz. Buradan karşıya geçiyoruz ışıklardan. Ardından sol devam. Şu ilerideki soldaki kapıdan gireceğiz. Burada. Şimdi çelik tüccarına geldik. Ne alıyorduk? Çelik kiriş paketimizi alalım. Ben şöyle çekeyim. Sen vincini kur. Tamam, ben gideyim abi, paketi çıkarayım. Abi. Bir parça yükümüz var. Çıkardım paketi. Aa, büyükmüş ha. Bununla diğer yükleri alamayabiliriz. Bakalım. En öne yapıştır bakalım ya da en arkaya yapıştır sen bunu. Yükleri şey yaparken ben de ön tarafta boşluk olursa ben de yerleştireyim çünkü. Ben de o arada malzeme satıcısını işaretleyeyim, yolumuz belli olsun. Evet. Vira vira. Laçka laçka vira vira. İnşallah yer kalır. 2, 4, 6 parça malzememizi koymaya kalıyor herhalde. En arkaya yapıştır. En arkaya yapıştır. Gel gel daha var. Bir tık daha geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamam öyle indireceğim. O hizada. İndir, indir, indir. Evet. Tamamdır, buraya 6 parçayı yerleştiririz biz büyük ihtimal. Aynen yerleştiririz. Her türlü yerimiz var. Sen de istersen bir şehrin içindeki şeyi işaretle Şükrü, önden sen gidersin. Niye abi? Gerçi İşaretlemene gerek yok, ben tarif ederim. Önden sen çık. L şeklinde gideceğiz bir yere sapmadan. Buradan çıkıyoruz. Karşıdan. Benim olduğum taraftan. Heh. Buradan çıkıyoruz. Sol yapıyoruz. Yolun sonuna kadar devam ediyoruz. Devam. Sen sollamaya çalışınca daha da gaza basıyor bir de, biliyorsun değil mi bunlar? Evet. Hoppa. Az kalsın biçiyordu. Bir anda durdu sen önüne geçince. Buradan sol açığa mı gidip dönüyoruz? Buradan abi? Sol aynen. Bizim şeyin oradan geçeceğiz. Yaptığımız liman var ya. Onun önünden geçeceğiz. Dümdüz devam edeceğiz işte. O inşaat malzemesi satıcısına gideceğiz. Daha önce gitmişizdir seninle oradayken. Bir yere sapmadan gidiyoruz demiştim. Tamam tamam.
Devam. Işıklar da ne güzel denk geliyor, yeşil yeşil. Eyvah. Bundan sonrakine bir daha yüz denk gelmiyormuş. Zaten varsa bir tane daha vardır. Var. Hadi bakalım. Hadi bakalım devam. Evet, Gelen var mağazanın abi. satıcısını gördük. Düz devam, bir yere sapmıyoruz. Zaten ileride sapabiliyor. Benim malzemeciyle de kanka olduk vallahi. Git gel, git gel artık. Aynen. Amerika bizi tanıyor. Hemen şöyle bir tırımı park edeyim. Malzemelerini çıkarayım. Son malzemelerimizi de satın aldık. Malzeme satıcısına. Şuraya onları sığdıracağız. Önce altlara şeyleri koyalım. İkilleri. Tamam. Zaten hepsini tek sıraya yerleştirebiliyoruz ortaya da doldurduğumuz zaman. Yo. Ha, 2 2 üst üste. Benden tarafa doğru yerleştireceğim bunu. Sonra ortaya şeyleri yerleştireceğim. Ahşapları. Sen bırak abi. Üst üste mi? Üst üste üst üste. Bunun üstüne yerleştir. Ortaya ahşabı yerleştireceğiz. Senden tarafa da bekliyorum. Ben gerçi bunları alabileceğim mi? Ahşabı alamayabilirim. Sen bir tane ahşap yerleştir, ben tekli yerine yerleştireceğim. Ortasına değil mi abi? Aynen. Orta sıraya onu yerleştir. Tekleri de yan şey. Tamam. Diğer aşağıda sana. Son yükü alayım. Pinçlerimizi toplayalım, gidelim bakalım bir şey atalım mı?
Şimdi nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Tekrar yokuştan gideriz ya. Aynen. Diğer taraf çok uzun çünkü. Şantiyeyi işaretleyelim. Aynen bizi oradan götürüyor zaten. Sen de işaretle Şükrü şantiyeyi. Aynı yerden götürecek büyük ihtimal bizi. Geldiğimiz kapıdan çıkacağız. Sen önden geç. Sol sağ. İlk defa bu yoldan mı gidiyoruz acaba bilmiyorum da. Buraya hiç dönmedim yani. Bir de uçak teslimatımız olacak. Bunlardan şeyleri yerleştirince bunları. Bir bakalım. Uçak getireceğiz tırla. Uçağı karada Allah gezdireceğiz. dönüş kaçırdım. Sapağı kaçırdım. Gel 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 gel. Ben dön. Ben geliyorum. Gel. Zaten ışık yanana kadar gelirsin. Geldim geldim arkadan geldim. Bu yolun sonu zaten yokuşa direkt varıyor. Hadi bakalım. Geç beni Şükrü. Oha, kardeş ne oluyor, Daldı hayırdır? resmen ya. Canı nasıl savurmuş bunlar? Valla perti çıktı abi. Hayalet oldu artık. Bakalım senin vinç nasıl gidecek bu yokuşlarda? Ufak ya. Büyük ihtimal diğer büyük vinçler gibi şey olmaz, yavaşlamaz. Diyordum ki Saldı bayağı. benimkinden daha da yavaşlıyor. Benim Çok yüklü güzel. tırdan. Sen geç abi istersen Yok ben. yok devam. Arkadan şimdi destek vereceğim. Snowrunner'dan alışkanlık var. Abi çok düştü ya. Sen bu kadar düşmezsin. Sen çık. Çok saçma. Niye böyle oldu lan oğlum? Sen geç abi, ben sağa sıfırlayayım da yüklü tırı düşürmeyelim. Çekişten. Adam 22 ile gidiyor, utanmaz. Valla şimdi koyacağım. Kendim yürüyerek çıkacağım ya. Dedim ki ufak araç dedim. Benim altımdaki araç kadar yavaşlamaz dedim adam. Hayır. Şeyle saçma, balast ağırlıkları da yok üzerinde. Kendisi Evet. takıyor caps lock'a bastıktan sonra Hı. otomatik. Balast ağırlıklarıyla falan bu hızda gitmesi lazım normalde. Demek onlar olsa hiç gidemeyecek. Yok. Şu an oyunda onlar olsa mümkün atıyor abi. 21'e kadar, 20'ye kadar düştü.
kaza yaptığım köşedeyim. Benimki de 32 ile gidiyor şu an. 35'e yenice çıktı abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Düze vardık ya. 30'a düştü gibi. 27. Şimdi yardırız. Oyuna son güncelleme geldi İlhan abi. Evet. Benim mesela senin yayınlara girince karşıdan gelen yapay zeka araçları Hı. tekleyerek geliyor. Ben de öyle değil şu an mesela. Normalde akıcı normal gelmesi lazımken Evet. artık tekleye tekleye geliyor. Onu fark ettim. Ya bir şey yapayım, düzelteyim derken bir şeyleri de bozuyorlar herhalde. Ya böyle veyahut da acaba benden kaynaklı mı diyeceğim. Ekran Olabilir. kartı sürücüsünden optimize etmedim oyunu. Bir de optimize edip Onunla tekrar da ilgili denesem. olabilir tabii. Bundan düzeleceğini zannetmiyorum ama bu Astragon birazcık zayıf. Ya Astragon'un şimdiye kadarki yaptığı en iyi oyun bu aslında abi. Bundan diğerleri işin açığı rezalet desem yeri yani. Çok fazla bir fizik, yani kaliteli bir fizik motorları yok. Toprak fiziği olsun, doku fiziği olsun. Ya bunların hepsi de neden yok. Adamları tebrik etmek lazım yine. Şu an bu oyun için bunların hepsi para abi, işin açığı Tabii. sponsorlu oluyor, parayla oluyor. Parasız olmuyor bu işler. Evet, şimdi yükleri boşaltma vakti. Sen büyük liberine mi geçeceksin? Aynen abi, küçüğü bir fark edeyim de el ayağı bırakılmasın küçük enişte. Şimdi vinç işi. Şükrü işi. Ya Allah, Bismillah. Bir saniye. Ne tarafta o Şükrü? Yandaki binanın oraya mı? Aynen abi. Yan binanın orta üst. Tamam. Diğerleri de uç tarafıymış. Önemli. Önce sen yerleştir Şükrü. Gerçi ben en taraftaymış ya. Abi Evet. birinci şeyi Çatı. alıyorum. Tabii.
Çatı kirişlerine geçelim. Ben de bu taraftan alıyorum. Ortada buluşuruz. Ona yakın tarafı koymayalım abi de bomb takılabilir, uzaktan başlayalım önce. Evet, öyle yapacağız. En sağından dönüyorum hatta birazcık uzaktan yolu. En uzaktan yakına doğru. O taraf senin olsun, bu taraf benim olsun. Allah hep kendi kendine dönüyor ha. Sen son parçayı yerleştirirken Şükrü, ben de şu inşaat malzemesini boşaltacağım. Tamam. Sonra seninle uçak almaya gideceğiz. Yine vinçle, tırla. Bilmiyoruz Şükrü benim tırın kaldırıp kaldırmayacağını, vinci. Dersen 300'ü götürelim abi. Büyülü mü? Ha. Olur. Desene ufağı da kaldırmaz belki. 300'ü götürelim, daha rahat çalışırız. Evet. Her türlü radyüste çalışır bu makine ya. Liber sonuçta. Aa, hazır. Gerçi uçağı almadan şeyler de geldi. Onları da yerleştirelim. Ha şey kereste. Aynen. Çatıya yerleştireyim şunları. Dört parçaymış. Ben bana en uzak köşeyi alıyorum. Sen de yakın köşeyi alırsın. Aha. Aha Hadi biraz. yine geldi şey. Ben Kiriş. de diyorum araları çok açık normalde. Evet ya. Böyle çatı olmaz Neyse, diyorum. sen O kirişe zaman devam et senin ben taraftan. kirişe devam edeyim abi, aynen. Aynen. Birazcık bomb çekeceğim ben. Ben çatıları yerleştirirken sırf vinç işimiz. Parayı vurduk ha. Saatlik ne kadar acaba vinçlerin şeyleri? Abi mobil vinç saatlik çalışmaz. Nasıl çalışıyor? Günlük mü? Günlük gelirler. Genelde. Sen O küçük istersen mesela. bir saatlik işin de olsa adam senden bir günlük şey mi alıyor yani? Ya tabii aslında bir saatlik iş şöyle abi. Bir saatlik iş diye çağırırsın. Ama tabii kurulum, hazırım, nakliye, yer, pozisyon, bunların hepsi tabii oraya vardın, ettin. Bayağı uzun sürer. Aslında bir saatlik dediğin iş bir saat sürmez. Süren işler yok mu? Tabii ki var. Bilmiyorum ya abi. Birazcık karışık. Çok hani maddi açıdan pek fazla bilmiyorum ama benim bildiğim
Şu saatlik gelecek makineler 100 tonluk dediğimiz küçük makinelerde. Mesela bizim küçük var ya, bu 60 tonluk Kurulumu vesaire kolay olanlar aynen öyle diyorsun. portatif, zaten liderin makinalarında kumanda var, uzaktan kumanda var. Bu makinalarda da var normalde. İçeride kabinden sürdüğümüzde sağ tarafta görüküyor. Üzerinde F1, F3, F5 gibi tuşlar var. Oradan otomatik ayak teraziye alma, işte ayakları toplama, açma, denge ağırlıklarını oradan kontrol edebilme. Hatta yeni serilerinde Liberic, Likkon dedikleri serilerinde aracı oradan hareket bile ettirebiliyorsun. Vay be. Aynen. Portatif makinelerde, küçük makinelerde saatlik çalışabilirsin abi. Hani kurulumu basit olan, ama diğer makinelerde denge ağırlıkları zaten iki tırla geldiği oluyor mesela. Makinenin büyüklüğüne göre değişir. Bugün mesela 250-300 tonluk bir mobil winch, mesela şu LTM 1300 şu an altımızdaki makine, benim kullanmış olduğum. 6'da kaçmış bu bakalım. 6'da 2. 6 dediği dingil sayısı oluyor. 6 teker yani bu araç 6 dingile sahip. 2 adet de kurulabilir bom argümanına sahip demek oluyor. Filey yok bunlarda. Süper lift yok. Sadece bom var. Bir de bu filey dediğimiz sistemler var. Filey, süper lift. O ne oluyor? Bu filey de belki görmüşsündür ha. Bomların arka tarafında çıkan yaprak tarzında Evet. pistonlu bir şey. Bomun ucuna bağlıdır halatla, eğrilmesini Gerdirmek önler. için bu daha düz durması için. Ah, aynen öyle. Ayrıyeten de ucuna bomdan sonra, mesela bom kaç metre bu makinenin uzunluğu? Tahmini işte 72 metre falandır ana bom. 1300'lerin 72 olması lazım diye tahmin ediyorum. Öyle kalmış aklımda. Daha da fazla bir uzunluğa erişmemiz gerekiyor. Daha da fazla bir radyüse yatmamız gerekiyor. Misal veriyorum. Onun için de jip dediğimiz, jip bom dediğimiz ucuna kafes, aynı kulevinçlerdeki kafes bomlar var ya. Evet. Aynı kafesli kendi orijinal makinenin bomu var. Kalın olanına ilk takılana, bomun ucuna ilk takılana jip, jipten sonra ince olarak takılana iğne bom denir. Tabi uzunluk ne kadar artarsa makinenin alacağı tonaj o kadar da azalır. Kolay şey O değil diyorsun benim bu. şu Winch an buradan kurmak. çıkmam lazım. Tekrar geldi abi. Geliyor da geliyor. Şükrü o kadar malzeme taşıdık. Gelecek tabii. Benim şu an buradan çıkmam lazım. Ben de tavan bitti sanmıştım. Bir tane kiriş almıştım. Oysa tavanın devamı gelmiş. Yani tavana devam ediyor. Evet. Az önce gördüm ben. Bir baktım, aa dedim, tavan gelmiş. Mesela Grohl'un bir makinesi var abi. Grohl Evet. firmasının. GMK 4100 diye 4 dingil. Mesela bizdeki, mesela şu küçük 3 dingil. Toplamda 6 teker. 4 dingil. Otomatik ayak kurma, otomatik dengeleme falan var modellerini. Al abi götür git, normal kamyon gibi. Küçük kamyon üstü katlanır vinçler gibi mesela. Türkiye'de yazsınlar, götür git. 3,5 metrede vinçlerin hesaplama sistemi şeydir. Mesela 300 tonluk diyor ya, LTM 1300. Bu 300 tonu kaldıran bir makine. Ama nasıl 300? Full kapalı bomba. 3,5, yani makinenin göbeği var ya, döndürdüğümüz yer. Evet. Göbeğinin döndüğü, göbeğin merkezinden yükü aldığın mesafe 4, 3,5-4 metre olacak. O mesafeden 100 tonu kaldırır. Mesela bu şey 300 tonu, 300 ton o mesafeden kaldırır. Kaldırabildiği şey diyorsun yani yük Aynen göbeğin öyle. Vinçlerin hesaplaması da 3,5-4 metreden, optimum ha ayarda. oradan şey oluyor abi. Anladım. Hesap yapılıyor. 3,5 metrede Yani işte full açık bomlar açıkken onu taşıyamıyor yani kapalı mümkün olacak. atıyor abi. Yok, Anladım. fiziken böyle bir şey de, yani Yani bilimsel olarak da optimum mümkün olarak değil. nasılsa o. Yani full açıkken taşıyabildiğini değil de kapalıyken optimum şekilde nasıl taşır o yazı onun belirtiyor Aynen öyle, en sağlıklı şekilde yani bir yani. nevi. Ama full tamamen kapalıysa, mesela 130 tonluk dedikleri makine full kapalı 3,5 metrede 130 tonu kaldırır. Anladım. Ama yatmayacak, bom yatmayacak yani. Bom yatınca ne oluyor?
yükün göbekten uzaklaşmış oluyor. Evet, ağırlık merkeze Uzaklaşınca kayıyor. aynen öyle metrajın da artmış oluyor. Dolayısıyla Fizik, fizik, her şey fizik işte. aynen. Arkadaşlar, fizik nerede işimize yarayacak? Matematik nerede işimize yarayacak diyorsunuz? Bazıları diyor daha doğrusu. Alın size nerede işe yaradığı burada. Belli, açık açık. Evet. Ondan sonra vinci yatırırsın değil mi? Şükrü bunları Tabii bilmezsen. tabii abi. Bunları bilmezsen vinç yatar. Bunlardan ziyade daha çok fazla bilinmesi gereken şeyler var. Sen çatıyı bitirdin mi abi? Ben çatıyı bitirdim, sana Tamam, uzaktakinlere sen yap. Benim yatmam isteğini. sıkıntı olacak çünkü. Tamam. Daha fazla bomaşmam gerekecek. Seninle takılacağım. Baya baya hangarı tamamlıyoruz ya. Ya bunu denk getiremedim, mecbur kendimi geçtim. Ben yakın olanı alayım. Şeye, hangara. Çekim alıp şuradan gideyim. Eyvah, çatı geldi abi. Bitmiyordu, bitmiyordu. Önce ilk yarısı, sonra ikinci yarısı. Ne kadar çok malzeme varmış yerleştirdim. Zaten bu malzemelerin devamının geleceği şeyden belli oluyor abi bak. Aşağıda bir palet var. Evet, Palet kapalı. bitmedi mi? Diğer Aynen. yarısı da gelecek diyor yani. Aynen. Bunları herhalde şöyledir diye umuyorum. Ben uzağa doğru gidiyorum yine. Benimki de o tarafa abi. Biraz bom süreceğiz mecbur yapmamak için. Pardon. Herhalde bu çatıyı da tamamladıktan sonra bir tek uçağımız kalıyor alıp gelmek. Muhtemelen malzemelerin çoğu bitti zaten ama baksana bir şey Evet. kalmadı. Bir diğer yarısı var. Yukarıda bir şey var, senin tahtaları koyduğun yerde. Bir palet Aa, daha var. orada duvar mı var, yerleştirme işi de olabilir, evet. Daha çıkarsak orada. Allah.
Geç. Şimdi diğer 9'unu versin. Yerleştirelim. Hadi bakalım. Şükrü bayram ediyor. Ben Şükrü bu işe seni çok seviniyor. makineye saat işliyor. Şükrü yazıyor hesaba. Normalde zaten abi bir şey söyleyeyim ya, oyun olduğu anlaşılsın diye, bir de sıkmasın diye. Yani bak şu hareketler bak, yüksallanıyor ya. Evet. Mümkünatı yok. Yapma şansın yok. Sallayamazsın tabii. Aynen. Hani adamlar 15-20 kilometre rüzgar çıktıktan sonra çalışmıyorlar. Zaten. Yani tehlikeli işler. Bunu salladın, makinenin kabinin içerisinde nasıl yektirdiğini hissedersin. Şöyle bir ileri gider, bir geri gelir. Mesela metrajda örnek veriyorum. 50 metre bom sürdüm. Radyüsünde bayağı var. Hayırlı işler. Beşik gibi sallarsın. Aynen. Gacırık, gucuruk. Hayır. Benim eski patron Emre abim izlerse, Nihat ustam izlerse vallahi gülmüş. Oh vallahi ne var böyle çalışmaya değer demişlerdir. Kepçe gibi alıyorum, koyuyorum takır takır. Tak tak yerleştir yerleştir geç. Bir günü tamamladık ya mesaide. Uykusuz hangar yapıyoruz. Hiç yok yok. İş Gece gündüz bekliyor, iş demeden. bekliyor. Bizim para fark ettiysen abi son zamanlarda fazla çoğalmaz oldu. Evet ya, çok makine 13-15 oldu. arasında Çok takıldık makine oldu. kaldık. Bir ara bir yükseldik 9'dan 13'e. Evet. Orada kaldık bayağı bir 13-15 arası şimdi. Ben diyorum abi de siz benim dediğimi yapmıyorsunuz. Bak toprak mesela kazı yapılıyor ya. Kazı Boşa yapıldı 100. geçmeyin diyorsun değil mi? O Aynen. kenardakilerin 100. hepsini alın. Ha %100 oldu ya. Bırakmayın abi. Bir iki kamyon daha doldurun. O bir iki kamyon kar, adamların dediğinden fazla para şey Para olmuş alıyor. oluyor. Bir de toprak üst toprağı kaldırma var ya, orada da çok fazla toprak çıkıyor ya. Diyor, geçen Evet. hatta Eren'le oynuyoruz buranın üst toprağını kaldırırken diyoruz ki şimdi Şükrü olacaktı ki loderle girecekti şöyle kenarlardaki toprakları alacaktı. Tabi tabi şöyle tatlı tabanın dibini sıyırır gibi. Aynen. Alim abi gerisini sen halledersin. Al. Ben Devam devam. toplayabiliyorum. Bir tane daha al. Tamam. Önce sen al. Aslında şu kule vinçleri de bize, kendileri mobil vinçle kurdukça mesela bir sekme olacak. Of ne güzel Hızlı olur. hızlı kur, kendin kur olacak mesela. Ne güzel olur ya. Deplasmana falan gideceksin. Deplasmanı bilir misin abi? Yok. Deplasman aynı saha içerisinde kule vincin farklı bir yere taşımak. Mesela boyu yetişmiyor. Örnek vereyim. Sen şu an endek köşedesin ya. Hı. Daha uzak bir yerde çalışacaksın. Aynı saha içerisinde yön Taşımak değiştirmeye. gerekiyor. Aynen. Deplasman deniyor buna. Mobil vinçle taşıyacağım diye. Aynen. Şükürcüğüm sadece uçak kaldı herhalde ya. Uçağı yükleyin de getirin diyor. Tamam. Bir bakayım şimdi bu işlere. Son aşamamız mı? Merak ettim.
Evet. Uçağa yükle diyor. Getir buraya diyor. O neredeymiş? O da limanda. Vay, limana gidiyoruz Şükrü. Gidelim abi, 300'ümüz Bayağı da hazır. gitmedik. Hadi bakalım. Burada şey varsa birazcık bir yakıtı vır zıvır alsam. Var. Yakıt yok mu hiç? Bizim bakım aracı var. Yakıt yarım depodan biraz azalmış. Ha, şurada hemen gördüm. Bakım aracının yanına bir uğra sen. Yol üstünde zaten. Gerçi Red Bull de var ya, değil mi? Bizim yolumuzun üzerinde. Yok, oradan mı gideceğiz? Oradan gideceğiz. Ama burada yakıt alabilirsin ya. Gel gel ya, yol üstünden al. Ben sana kurayım hatta şimdi, sen yanına yanaş. Neredesin sen? Topladın mı aracı? Topladım abi. Evet, kurdum ben. Gir şeyi. Kurulu kalsın hatta hali. Tamam. Hadi bakalım önden sen. Şükrü liberimle gidiyor. Abi bir şey soracağım. Sen bu liber bana aldın da sen hiç kullandın mı kendin? Ben de kullanmışımdır bir iki kere. Ben daha çok kulede takılıyorum ya. Evet. Beraber oynadığımız için eğer mobillik tek kişilik iş olmuyor genelde. Mobilde iki kişi oluyor en az. Genelde kule kullanıyorum da, ama orada kullanmışımdır. Kullandım ya, garanti. Bak ya nasıl giriyor. Çok ne acaba? Airbus mu Boeing mi? Ufak uçak ya. Ha, Cessna gibi. Cessna. Daha doğrusu. Önden motorlu büyük ihtimal. Şey, pervaneli değil mi? Pervaneli. Turbo Pro. Eğitim uçağı. Aynen öyle. Ben şey zannettim, görev yapmadım ben. Bilemedim. Normal. Büyük yolcu uçağı. Büyük yolcu uçağı tarzında, Güzel yani olur o. çok büyük değil de hani özel jete yakın. Onu da en az 3 tırla getirdik. İki kanat bir gövde. Tabii. Şimdiden basayım frene de. Sonucu kötü oluyor. Bariyerlere giriyorum ben. İyi, kurtardık. İyi dönüyorsun ha. Vallahi ucu ucuna kurtardım karşıdan gelen arabayı. Az önceki tecrübelerinden yola çıkarak, acı tecrübelerden. Bak işte nazar Al işte Şükrü, ben de sana çarptım seni izlerken. değdirdin ya. Hop 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 hop. Vallahi çıkarsan görürsün Allah, arkadaş. öyle biçilirsin kardeş. Bir sağına soluna bak. Dur da parası sana var, bana yok. Kırmızı çıkardım.
Bu limanda çalıştık mı senle Şükrü? Eren'le çalışmış olabiliriz. İlk su yollarında ilk liman işiydi. Ha, ben onu şeyde yaptım abi de. Senle Sizle hiç çalışmadık dedi. çalışmadım. Küçük bir görev var ya, kırık taşlar Evet. falan var. Sonra bir doldurma görevi falan var. Anladım. Eren'le yapmıştık. Dönsene ya. Ben senin keyfini mi bekleyeceğim? Allah Allah. Koskoca araç Şimdi de görmüyor sen musun? bizi bekle. 84 tonlu araba. Devam, devam. Devam edelim arkadaşlar. Önümüzdeki de limana mı geliyor? Ne yapıyor ya? Dönmüş aşırıdan. Dönecek mi? Dön oğlum, dön 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 dön. Ha. Kurtardım. Kaç kapıyı mı yana? Ana, bu muydu? Bunu çok sağ ol. Uçak çık, uçak çık. 300'e boşuna mazot yaktırdık buraya. Uçağın kendi şeye kadar mazot yaktık. Hadi bakalım, kurda alıp gidelim, yerleştirelim, bitirelim hangarı ya. Son kontroller tamam mı abi uçağın? Tamam. Ben kuyruğundayım. Al götür beni bakayım. Görüyor musun? Kesin düşecek, bırakacak beni de. Tutamıyor mu? Tuttu. Hayda. Götürüyor. Normalde şöyle çalışırsın Uçuyorum arkadaşlar, uçuyorum. abi. Motor çalışmadan uçuyorum. Düşürme beni. Şükrü, benim yükseklik korkum vardır. Aşağı bakamıyorum. Bir saniye, kamera açımı. Aşağı bakamıyorum değil mi? Aşağı bakıyor adam kendisi. Şükrü, bir dursana, bir ekran fotoğrafı alayım bir. Ekran bir şey alayım. Tamam. Arkadaşlar bir fotoğraf alalım böyleyken. Evet arkadaşlar, geldik. Şükrü bizi uçuruyor. Vay be. Vinçle de seyahat ettik. Uçakla. Şimdi şantiyemizi işaretleyelim. Son bir sefere çıkalım. Hangar için. Devam et abi. Hadi Bu bakalım uçak gidelim. maket uçak değil mi abi? Yok yok, gerçek. Bu bildiğin maket uçak gibi duruyor da Maket kuyruk gibi numarası duruyor. yok. Oyuncak gibi duruyor. Geçsene Şükrü.
Ben şantiye işaretlemedim abi, sen sus. Bakalım Şükrü o yokuştan kalkabilecek. Dorsal lastiklerin yarısı şeyde, askıda. Devam. Hiç gaz kesmeden devam şu. Şükrü şimdi bu yokuşta ne çile çekecek? Aha. Demin 60 tonlukla canımız çıktı bakalım. Bu 10-10 gider herhalde. Öyle bir şey olursa gaz pedalına şuradan bir parke taşı sıkıştırırım. Kendim yürüyerek çıkarım, o arkadan gelsin. Otomatik plata bağlarım diyorsun. Aynen. Oha, ciddi olamaz. 18'e düştü mü? 18'de çıkıyor resmen ya. İyi tahmin ettim. 17. Benimki de şu an 26 ile gidiyor, 25. Bu yolu birkaç kıvrım daha yapsaydınız da biraz daha eğimsiz yapsaydınız, değil mi? Yani ne gerek vardı? Bunu belediye başkanına mı söyleyeceğiz artık? Karayolları Genel Müdürlüğüne mi bir aktaralım da bunun da işine girelim. Şükrü hazır Evet, makineler bence de. varken. Makine nasıl çok ya, makine. Kiralarız da, satın da alırız. Her türlü. Hepsi var bizde. Operatör de çok. Aynen. Ekibimiz çoğalıyor gün geçtikçe, sağ olsunlar. Ekip kalabalık. Bize kalsa şöyle bir şey olacak ki, büyük bir iş olacak. Kazı işi, şöyle en az 8 kişi gireceksin. Kazı işine el verecek ona. Şöyle tadından yenmeyecek. Kamyonlar bir taraftan, ekskavatörler bir taraftan. Etraf böyle makine dolu.
Hele şükür düze vardım ya. Şükür Allah kurtarsın diyelim sana. Son virajdayım abi ben de. Ben gideyim bir çay yudumlayayım şeyde de, hangarda da sen gelene kadar. Yemek de söylesen olur abi. Tamam, yemek de söyleyeyim sen gelene kadar anca gelir. Paketçi beni sollar. Uçağı nereye teslim edeceğiz? Ben ona bir bakayım önce. Buraya. Burası iyidir. Şükrü buradan alır yerleştirir şimdi onu yerine. Bölümü bitiririz ondan sonra. Ben de bu arada şu tırı alayım da buradan başka bir yere park edeyim. Az sonra buraları boşalt diyebilir. Şükrü de geldi. Şükrü oradan alacaksın, yan tarafa koyacaksın. Şu kulemi sökeyim hatta ben. Şöyle bir çatıya çıkabiliyor mu ya? Bakayım. Çatıya çıkamıyorum. Şükür. Neyse şöyle alayım. Arkadaşlar beraber bir fotoğraf alalım Şükür. Tırımı çekeyim ben hemen Şükrü yerleştirirken ha. Allah bereket versin. Çoğunlukla alanı boşaltıyor. Adamın üstüne park etmiş araçları. Abi arabalar oradaydı. O şey arabaların üstüne O gelmişti. kendisi geldi. Bilsin. Aynen öyle. Makineler vallahi bir sürü parayı aldık. Gizersene mahvederdik. Makinelerin parasını alırım. Bakın parasını. Şu araçları bir alalım bakalım. Hangi araçları diyor? Bunları diyor. Abi 2 adet belden kırma kamyon, 2 adet silindir. Vay arkadaş bize iş çıkardı ya. Olduğu gibi geriye mi gitseydik bence? Aa, olduğu gibi geri alalım bakalım. Yok, yok. Yok lan olduğu gibi Bilmiyorum ileri gideceğiz ileri. ya. Dilerim. Bazı şey ileri gidince oluyor.
Bir tık ileri alınca oluyor bak, arkadaki mavi çizgiyi görüyor musun? Ha, Oradan tamam. kurtarınca olacak. Onu da al. Ben de şu adamla konuşayım bakayım, işim bitti diyeyim. Neredesin? Mavi verdin. Ne alaka? Burada. Oraya bir şey yerleştirecek herhalde şey. Good job. Well, I've never liked flying. I flew with my dad once and we had to land quickly and roughly. Since then, my dad has always had plastic bags on board. Well, my heart beats more for seafaring than for aviation, but both are vast horizons to discover. When I was hunting for sunken treasure, I was able to show my true talents as an adventurer. Fortunately, my parents did not notice much of my dangerous lifestyle. I often just had luck. But luck helps a lot when you're at sea, or in sunken wrecks and get into dicey situations with crooks and thieves. Evet, bitirdik hangarımızı. Bakalım ne varmış hangarın içinde. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 3 tane olmuş uçak. Bir o dikkatimizi çekti. Diğerleri zaten yerleştirdiğim şekilde şu binanın dışını yapmışlar. Bizden habersiz. Hakikaten ha. Başkasına vermişler işi herhalde. Allah kolay gelsin. İyi günler bu arada. Etrafına döndük. Otoparkını yapmışlar. O zaman kapının önünde bulaşalım. Abla da burada oturmuş, ne yapıyor? Abla mı, abim mi? Abiymiş ya, sakallıymış. Havalimanı pist bitti mi, bu kadar mı? Yok ya, iki tane daha var. Hangarımız bitti. Ha. O zaman Şükrücüm, eline emeğine sağlık diyorum. Güzel bir iş Eyvallah oldu. Abi. Senin de abi. Eyvallah. YouTube'dan izleyen arkadaşları da çağrıda bulunalım. Arkadaşlar, abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Çünkü izleyenlerin %70 kadarı, ortalama %70 kadarı abone değil olarak görünüyor. Yani desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir de ne diyoruz? Videomuzu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Diğer sosyal medya mecralarının linkleri de videomuzun açıklama kısmında mevcut. Girip takip edebilirsiniz, bizi destekleyebilirsiniz. Son olarak herkesi arkadaşlar Discord kanalımıza bekliyoruz. Beraber Construction Simulator oynamak için, sohbet için. Herkesi bekleriz. Bu bölümlük bu kadar diyoruz o zaman. Bir sonraki bölümde, bir sonraki kontratta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.